Güncel makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Onun için hesabı doğru yapmak gerekir. Aynı zamanda hesaba esas olacak ölçü ve tartının, sayıların ve oranların doğru tespit edilmesi gerekir. Siyaset zor bir zanaattır. Siyasetçi vekaleten iş görür. Siyaset velayet değil, emanet ve vekalet müessesesidir. Geçen gün bakıyorum da sosyal medyada partiler hangi belediye başkanı zamanında kim kaç kilometre metro yapmış onu tartışıyorlar. Siyaset aynı zamanda bir taşeronluk işidir. Sonunda parayı veren millet, patron o. Benim bakacağım kriter kim, neyi, ne zaman, nasıl yapmış, kaça mal etmiş. Bunu yaparken bir hile, torpil, rüşvet var mı? Önceliklere dikkat edilmiş mi? Kap projesi önemli bir proje. Ben o projenin ne olduğunu yıllar sonra Tahran'da Amerika Birleşik Devletleri elçiliğinden ele geçirilen CIA belgelerinden öğrendim. Biz hep Demirel'in projesi zannediyorduk. Oysa devlet planlama teşkilatında ve teknik olarak bu projeyi ilk dile getirenler Recai Kutan ve Turgut Özal. Ama proje zaman içinde tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle bambaşka bir hal almış çok fazla toprak su altında kalıyor, inanılmaz bir emilim ve buharlaşma var. Sulama için yeteri kadar kanal eş zamanlı yapılmamış. Çevre ağaçlandırılmadığı için dipte çok ciddi bir toprak kayması var. Ve de işin en vahim yanı, baraj tam da fay hattının üzerinde duruyor. O fay hattında bir kırılma olsa bölgede büyük bir felakete, Güneydoğu Anadolu ile birlikte Suriye ve Irak'ta büyük bir susuzluğa sebep olabilecek. Bu baraj bu büyüklükte değil, daha küçük ölçekli birçok barajdan oluşabilirdi. Bu barajda su bitkileri planlanabilirdi. Su yolu ile ulaşım planlanabilirdi ve deniz uçakları ile GAP için aynı bir hava ve deniz trafiği örgütlenebilirdi. O bölgedeki karayolları da devreye girince o meşhur Komatsu Caterpillar rekabeti ve hesaplaşması gündeme geliyor. Alman Hanomag batıyor, Japon otomotiv devleri Türkiye'ye geliyor. Kara Mehmetler ve Sabancı rekabeti yaşanıyor. İşin bu yanı kanlı ve kirli, derin bir hesaplaşma hikayesi. Anlayacağınız gap bize anlatılanlar gibi değilmiş. Olan işlerde de kirli bir arka yüz olabilir, olmayan işlerde de. O lanetli ilişkiler ve kişiler devreye girince helale katılan haram, helali de murdar ediyor. Yapması gerekeni yapmayan suçludur yapan da o işi haram katmışsa o işte murdar olmuştur. Bizim asıl bakmamız gereken pencere bu penceredir. Bu konuda adil şahitlik yapmamız gerek. Bir topluluğa olan öfkemiz bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemeli. Bu vesile ile AK Parti adına konuşanların dikkat etmesi gereken bir konuda yaygın olan bir yanlışa dikkat çekmek istiyorum. Bu halkla ilişkilerde yaşanan bir yanlışlığa dönüşüyor gibi. Bu yanlış biraz dil, biraz da üslupla ilgili. Yaptıkları bir şeyi anlatırken çoğu zaman çok üst perdeden, sanki bağış yapmış, lütfetmişler gibi karşısındakine ezici bir dil kullananlar olabiliyor. Biz yapmasak yapmazdık. Madem biz yaptık, bize oy vermeye mecbursunuz. Başkalarına oy verirseniz hainsiniz, nankörsünüz gibi anlaşılmaya müsait bir dil bu. Bir müteahhide ev yaptırsanız, adam hem sizin taleplerinizi çok da dikkate almasa, hem de size böyle davransa ne dersiniz? Parasını siz veriyorsunuz, siz ne istediğinizi söylersiniz. O da size bu işin fiyatını ve süresini söyler. Bir de halen yapılan dehşetli bir yanlış şöyle. Biz size şunları şunları yaptık. Siz şimdi bizi değil de rakibimizi mi seçeceksiniz? O hain, o sizin düşmanınız. Bizi seçmezseniz siz de onlarla aynı saftasınız anlamına gelen yanlışlar. Bakın seçmenin zihninde bu söz sizin düşündüğünüz gibi anlaşılmıyor. Siz kendinizi rakip, düşman ilan ettiğiniz biriyle kıyaslatıyorsunuz. Bunu denediniz ve seçmen karşı tarafa gitti. Siz de bir zaman darbeciler tarafından benzer şekilde suçlanıyor, dışlanıyor, tehdit ediliyor, hakkınızda davalar açılıyordu. AK Parti bu anlamda kendi geçmişinden doğru dersler çıkartmak zorunda. Bir kişi dünkü düşmanı ile dost bildikleri arasında tercih ikilemine düşerse, kerhen de olsa düşmanını tercihte tereddüt etmez. Çünkü düşmanı biliyor ve ona karşı bir savunma refleksine sahip. Dost bildiği ise içinde yakınında. Ona karşı daha savunmasız. Mert düşman çoğu zaman iki yüzlü dosta tercih edilir. Bu işi de fazla abartırsanız 24'ler olayını yaşarsınız. Siyaset çoğu zaman kendini yapmak zorunda hissettiği konularda reel politik yoluna sapıyor ve yaptığı işi bir zorunluluk olarak takdim etmek yerine meşrulaştırmaya kalkınca iş başka renge bürünüyor. AK Parti bugün aynı çelişkiyi mi yaşıyor? Aslında CHP ve diğer birçok parti siyasetin reel politik bataklığında debelenip duruyor. AK Parti'ye karşı politikalarında CHP'de benzer bir sorun yaşıyor. CHP ve Kılıçdaroğlu AK Parti'ye karşı sert politikasını yumuşatacak olursa kendi içinde bir hesaplaşma başlayacak. Aslında dışa dönük eleştiriler biraz da içeriye dönük eleştirileri bastırmak için bir fırsat oluşturur. Bu süreci Siyonistler dış tehdidi kontrol ederek iç birliği korumak için kullanır. Soğuk Savaş'ta da komünizm, kapitalizm, faşizm canavarı ile sacayağının bütün ayakları sobelenmişti. Daha sonra buna bir de irticayı eklediler. Partiler bu durumu iç politikada kullanmak isterken genellikle yüzlerine gözlerine bulaştırarak bir çuval inciri berbat ettiler. Dosyaya pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Bunu daha iyi anlamak için 1974 seçimlerine bakmak gerek. 12 Martçılar yanıldı, evdeki hesapları çarşıya uymadı. Erbakan'ı İsviçre'ye gönderince bu işten kurtuluruz zannettiler. Sonra baktılar ki Milli Nizam Partililer Demirel'e oy verecek, Erbakan'ı geri getirelim dediler. Ama Milli Nizam kapatılmış, açılan davalar var. O davaları düşürebilirler ama duruşma günü verilmiş. Çözümü Süleyman Arif Emren'in Milli Selamet Partisi'ni kurmasında buldular. Böylece Milli Nizamcılar Milli Selamet'e oy verince Demirel iktidar olamayacak, CHP iktidar olacak. Bunu bir bilardo ya da satranç oyunu gibi düşünün. Milli Selamet Partisi 3-5 milletvekili çıkartır, onu da akıllarına göre bir şekilde kontrol ederler. Milli Selamet Partisi 48 milletvekili çıkarttı, Adalet Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar olamadı. Milli Selamet Partisi anahtar parti oldu. Zaten amblemi de anahtardı. Demirel şu yanlışa düştü. AK Partililer buna dikkat. Nasıl olsa Milli Selamet Partililer CHP ile koalisyon olmaz, CHP'de Milli Selamet ile koalisyon olmaz. Aralarında kan davası var gibi. Zaten Milli Nizam Partisi'ni kapatanlar bunlar değil mi? Erbakan tıpış tıpış Demirel'in yanına gidecek, buna eli mahkum o da 1-2 bakanlıkla 48 milletvekili yede alacak. Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz. CHP, Erbakan'ın taleplerini kabul etti. Bu diyalog sürecini Hasan Aksay yönetti. 12 Ocak 1973'te Milli Gazete yayın hayatına başlamıştı. Ben de o süreçte genç bir gazeteci olarak oradaydım. Tekin Erer bizim için yeşil komünistler diyordu. Biz o zaman komünist filan değildik. Ecevit de değildi ama bugün bizim kemalistlerimiz de, kapitalistlerimiz de, feministlerimiz de var. Bu serzenişler dışarıdan çok içeriden yükseliyor. Milli Nizam'da ilk dönem iyi yönetildi. 1973 seçimleri sonrası 1. Ecevit hükümeti CHP ve Milli Selamet koalisyonu önemli işler başardı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs harekatı bu dönemde oldu. 1974 hafif sonrası süreç iyi yönetilmese de, bu kez Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurulan 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde ağır sanayi hamlesi gerçekleştirildi. FETÖ bu dönemde İzmir'den Ankara'ya geldi. O dönemdeki ittifaklar aslında bugün için bir ders olabilir. Ama korkarım bu, bugün çok kolay başarılacak bir iş değil siyaset topyekün irtifa kaybediyor. CHP AK Parti'yi ve AK Partilileri eleştirirken, benzer eleştiriler parti içinden parti politikaları ve yönetici kadrolardan da geliyor. Kılıçdaroğlu aleyhine içeriden gelen eleştiriler, artık dosya seviyesine yükseldi. Bu durum aslında siyaset pazarında işlerin giderek kızıştığını gösteriyor. Bu diğer partiler açısından da böyle. Bu işin bir adım sonrasında olacakları görmek için de kahin olmaya gerek yok. Selam ve dua ile